الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع قلوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennet okumak nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Festaqim kema ümirte ve men tâbe mâke ve lâ tedgâb innehu bimâ te'melûne basîr. Sadakallahu'l-Azim. Değerli müminler, bugünkü okunan Hadd-i Şerif'te Hud Sure-i Celilesi'nin 112. ayet-i kerimesinde Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ümmetine özellikle ve tüm insanlığa şu ilahi emri veriyor. Festaqim kema ümirde, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dikkat edersek burada doğru olun denmiyor da emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Yani ölçüyü Allah verecek. Peygamberimize gerek yazılan vahiy olan Kur'an, gerek yazılmayan vahiy olan sünnet, sonra o da yazılmıştır. Bu ölçüyle olması gerekiyor. İşte namazda ihtina sırata müstakim, dosdoğru yola talep etmemiz bu ayet-i kerimenin ışığında olmalıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamberimize sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve men tâbe mâke, seninle beraber tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Yani Müslümanlar da aynı sorumluluğun içine dahildirler. Öyleyse doğruluk mimarımız, irşadımız, mürşidimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Burada bir şey dikkatimi çekti şimdi bakarken. Bir insan bir başkası için istiğfar edebilir. Ama bir başkası için tevbe edemez. Fakat burada dikkat edersek seninle beraber tevbe edenler ifadesi üzerinde durmak gerekiyor. Demek ki tevbelerimizin usul, üslup ve makbuliyeti Peygamberimize yakınlığımız nispetindedir. Ondan uzak olarak tevbenin hakikatine ermemiz mümkün değildir. Ve la tedgav, hak ve adalet ölçülerini de aşmayın, tuğyana da dalmayın diye tekrar istikametten sapmamamız gerektiği beyan ediyor. İnnehu bima ta'melune basir. Muhakkak Allahu Teala sizin yaptığınız amelleri hakkıyla görür. Ona göre değerlendirir. Doğru olanlar mükafatı cennet, yalanı tercih edenlerin de fucur ve cehennem olacağı hadis-i şeriflerde beyan edilmektedir. Peki doğruluk başarabileceğimiz bir şey midir öyleyse? Bunu başarabilir miyiz? Zaman zaman işte bir siyasetçi, bir tüccar, bir memur, bir işçi veya herhangi bir meslek sahibi bu iş doğruların yapacağı bir iş değil. Bu iş salihlerin yapacağı bir iş değil. Bu iş yalansız olmuyor gibi herkes buna benzer hangi görevde olursa olsun sığınacak böyle bir cümle söylüyor. O zaman burada şu soru ortaya çıkar. Allah teklif ettiği şeyin bizim tarafımızdan yapılıp yapılmayacağını bilmiyor muydu? Ya da teklifi mâlâ yutak, gücümüzün yetmeyeceği şeyi mi Allah bize yüklüyor? Böyle Allah bilmiyor mu kullarının gücü niye yeter, niye yetmez? Allah'ın teklifleri onun Rahman tecellisinde değil mi? Öyle olduğuna göre o halde bizim Allah'ın tekliflerini, emir ve nehilerini gücümüz yetmiyor, yapamıyoruz gibi söylememiz Allah'a iftira olur.
güç yetmediği takdirde yapılabilecek alt başlıkların var olduğunu biliyoruz. O halde bugünkü dersimizde lehimize ve aleyhimize derken şu ayeti düşünerek yola çıkmıştık. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا رُسْأَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Bakara suresinin son ayetinin baş tarafı. Hep okuduğumuz namazda veya yatsılarda okuduğumuz yer. Allah hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceğini yüklemez. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kesebet lehimize, iktesebet aleyhimize. İşte onun üzerinde kısaca bilgilerimizi tazelemek istiyoruz. Buradan baktığımızda dinin temeli zorluk üzerine mi bina edilmiştir, kolaylık üzerine mi bina edilmiştir? Var olduğunu zannettiğimiz zorluk dinden mi kaynaklanmaktadır, nefsimizi ıslah edememekten mi kaynaklanmaktadır? Bir kısım insanlara çok olan şey, kolay gelen bir şey, bize niçin zor gelmektedir? Bunun üzerine durmak gerekiyor. Bunun için Cenab-ı Hak, Daha ma enzenna aleyke Kur'an'a liteşka, Kur'an'ı zorluk versin diye sana indirmedi. Kur'an'dan kasıt ne yok? İçindeki emirler ne iyiler? Yani sizin işinizi zorlaştırmak için öyle bir çetrefilli hayata soktuk ki sizi, Kur'an yaptı bu işi diyemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'ın emir ve nehileri kolaylık için indirilmiştir. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ Biz Kur'an'ı kolay kıldık. Kur'an nedir? Hayat kitabıdır, yaşam kitabıdır, amel kitabıdır. Öyleyse Kur'an'ın kolaylığı sadece okunması anlamında düşünürsek eksik olur. Manasıyla, ameliyle beraber kolay olması gerekir. Peki Kur'an'ı yaşamamızın önündeki zorluklar içimizde ve dışımızda nelerdir? Bunlar üzerine düşünmek gerekir. Şöyle ifade edelim. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor, diyor ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَفَلَ عَلَيْهَا وَاِنْدَهَ مُرَانِ قَالَتْ مَنْ هَذِي Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin yanında bir bayan varken bir gün odaya girmiş. Sonra buyurmuş ki bu kimdir diye, yani misafirin kim olduğunu da sormuş. Galet annemiz demiş ki hazi filane tezkuru min salatiha. İşte falan bir kadındır diye onu tanıttıktan sonra onun namazından anlatmaya başladı. Şöyle namaz kılar, böyle ibadete düşkün gibi anlatmış. Efendimiz galet buyurdu ki meh, yeter buyurdu. Aleykum bima tutayibuhun. Bu anlatılanların üzerine gücünüzün yettiği kadarını yapın buyurdu Efendimiz. Bu kadın biraz aşırı bir namaz ve ibadet arzusu içinde olduğunu gördü. Sonra buyurdu ki فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّ وَكَانَ اَحَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ مَا دَابَ مَسَاحِبُهُ عَلَيْهِ Muttefakun aleyh Buhari Müslim rivayet ediyor. Başka kaynaklar da olabilir. Allah'a yemin ederim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah da usanmaz. O halde gücünüzün yettiği nispette ibadet yapınız buyurmuştur. Yani işte bütün geceyi uyumamak yahut çok uzun namazlar kılmak Efendimiz'e ayrı tutalım. Onun kendi has özelliği var örnekliğiyle beraber. Burada görüyoruz ki gücümüzü aşacak olan noktada namaz bile olsa orada durduruyor Efendimiz bizi. Zira imamın birisi namazda uzun okumuş. Bizde öyle uzun okuyan imam yok şimdi. Ramazan'ı saymıyorum çünkü Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi ve Maide suresi yanılmıyorsam okumuş ki 100 küsur sayfayı geçiyor. Bir de biraz yavaş okuyorsa aynı uzun. Artık cemaattan bunalanlar olunca Efendimiz'e ya Resulallah biz çok bunaldık yani çok uzattı. Efendimiz imama siz nefret ettiriyorsunuz. Sen fitneci misin? Bakın imama diyor. İnsanların hastası var, zayıfı var, işi ve ihtiyacı olan var. Onlarla beraberken uygun olanını kıl. Kendi nefsin için istediğin kadar kıl diyor. İmamın namazda cemaatın dayanamayacağı kadar okumasını engelliyor. Ama sakın ha bu bizim namazları olsun demiyor.
sakın. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için sahabelerine diyor ki, ben Kaf suresini Peygamberimizden hutbede okurken çok dinledim, öğrendim. 2,5 sayfa. Bizim okuduğumuz hutbeler 1 sayfa. Yani biz kısalta namaz oluyor ama Efendimizin zamanındaki gibi olmuyor. Sevgili Peygamberimiz Me'arif suresini yatsı namazında okumuş veya Mürselat suresini. Yani 1,5 sayfa, akşam namazında. 1,5 sayfa. Biz öyle bir okusak sabaha mı kıldırdın derler bize. Şimdi şöyle demeyin, onlar işte peygamberdir, onlar... Hayır, öyle değil. Namazlarda da Efendimiz bir ölçü tutturmuştur. Ama çeşitli sebeplerle biraz zafiyete uğramışız. Şimdi böyle buyurulunca, buradan şunu görüyoruz. Yine hepimizin bildiği bir husus. Câise lâsettu rahdin ilâ buyûte ezvâcin nebî sallallahu aleyhi ve sellem yes'elûne an ibadetin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin evine 3 tane sahabi geldiler. Peygamberimizin aile hayatını, ibadet hayatını öğrenmek istediler. فَلَمَّا اُخْبِرُوا كَاَنَّهُمْ تَقَلَّوْهَا وَقَالُوا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ قَدْ اُفِرَ لَهُ مَا تَقَتْنَا مِنْ دَمْ۪ي وَمَا تَعَفْرًا. Efendimizin bu yapmış olduğu ibadet ve yaşam hayatını öğrenince kendilerine haber verilince dediler ki, peygamber nerede, biz neredeyiz? O zaten günahları bağışlanmış bir insan dedi. Yani peygamberimizin yaptığını biraz az gördüler gibi bir durum oldu. Hani ne yapıyor işte, geliyor, yatıyor, uyuyor, uyanıyor, yiyor, içiyor, sohbet ediyor. Dediler ki, o zaten bağışlanmış bir insan. Onunla biz ölçülemeyiz. Ama gâle ehadûn, onlardan biri dedi ki, emme ene fe usalli leyle ebeden. Ben gece hep namaz kılıyorum dedi. Ne kadar gücü yetiyorsa hep namaz kılıyorum. وَقَالَ الْاَخَى وَاَنَا سُومُ الدَّهُ اَبَدًا. Ben dedi bir tanesi hep oruçluyum, her gün oruç tutuyorum dedi. وَلَا اُفْتِرُوا. Hiç de dedi gündüzleri yemek yemem dedi. وَقَالَ الْاَخَى وَاَنَا اَبْتَجِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجَ اَبَدًا. Ben de dedi kadınlarla evlilik veya beraberlik konusunda imtina ediyorum. Yani onlardan uzak duruyorum, evlenmiyorum dedi. فَجَاءَ رَسُولُنَّ صَلُّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَيْهِمْ. Efendimiz geldi. Bu arada da duymuş bu konuşulanları. Fekale entümüllezî kultüm keza ve keza. Bu deminki konuşmaları böyle siz mi yaptınız yani? Biriniz namaz kılıyor, biri hep oruçtu, biri de hanımlardan uzak duruyor. Ama ne yapsınlar? Öyle bir ahiret anlatılıyor ki kurtuluş için şaşırıyorlar ne yapacaklarını. Buyurdu ki emâ vallâhi innî leahşâkum ve etkâkum leh. Lakin niye esumu ve ufturu ve usalli ve erkudu ve erkudu ve etezevvecun lisa femen ragiban sünneti feleyse minni. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin olsun ki Allah'tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınız benim. Yani en takva insan benim. Ama bununla beraber ben bazen oruç tutarım Ramazan hariç, bazen de tutmam. Gece dedi hem uyurum hem namaz kılarım. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim bu hayat tarzımın dışına çıkarsa feleyse minni, benden değildir. Benim bu dediğimin dışına çıkarsa benden değildir. Bir hoca evlenmemiş olabilir ama onun evlenmemesi bize örnek değildir. Niye? Bize örnek peygamberimiz. Hocaların örnekliğinin ölçüsü peygamberden dolayı gelir. Ya da bir hoca efendi, bir hacı efendi hiç uyumuyor olabilir. Doğru mu yanlış mı? Ama bize örnek değil. Ama desem ki şimdi içimizde şu arka tarafta köşede bir zat var. İşte şu yeşil takkeli bir zat. Bu 40 yıldır başı yastık görmemiş desem. İkişer kere elini öper sıraya girer çoğumuz. Böyle bir algı var değil mi? Halbuki Efendimiz böyle söylüyor. Ayette fettekullâh mestedâtun, gücünüz yettiğince Allah'tan korkun denilmektedir. O halde bütün bunlara bakınca Efendimiz inne dine yüsrün, din kolaylıktır. Bunun için ifade ediyoruz. Allah'ın teklifleri yaşanabilir mi, yaşanamaz mı? Şimdi bunun iki sebebi var. Birisi din aslında kolaydır ancak biz nefsimize yitemediğimiz için zor geliyor. İkincisi dini biz zorlaştırmışızdır. Takva adına zorlaştırmışızdır. Ya da çağdaş hayat adına da iskontalar, kolaylaştırma yapmışızdır.
Din de bizim kendiliğimizden kolaylaştırma ve zorlaştırma yetkimiz yoktur. Bunun için velen yücaadde dinu illa galebe fesettitu ve galibu ve ebşiru ve esteginu bil hudve ve ravha ve şeyin minet nürce. Buyuruyor ki Efendimiz, dini aşmak isteyen bir kimse ona yenik düşer. Yani ben 30'a, 20'ye, 10'a, 40'a gelince şöyle dinin hepsini yaşayacağım. Var öyle diyenler mi? Hani şöyle olunca yaşayacağım diyor. O zannediyor ki onu bir çuval gibi sırtlanacak, gücü de var götürecek. Hayır, dine kimse galebe çalamaz. Yani bir din anlayışında %100 her şeyi ben en mükemmel yapacağım diyemezsiniz. İnsanız, gaflet halimiz vardır, unutma halimiz vardır, zafiyetlerimiz vardır, farklı imtihanlarımız vardır. O halde orta yolu tutun, en iyi yapmaya çalışın. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan, ortasından istifade edin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Bunun için ibadet hayatı veya çalışma hayatı اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فَهُوَ يُسَلِّي فَنْ يَرْكُدْ حَتَّى يَتْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. Sizde uyuklama hali geldiyse diyor Efendimiz, gidin yatın. Niye? Yani uykulu bir halde namaz kılarsa bir insan ya da Kur'an okursa böyle bitkin bir halde ne olur? Perişan olur o insan. Bunun için buyuruyor ki فَلْيَرْكُدْ حَتَّى يَتْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى وَهُوَ نَعَسٌ لَا يَدْرِي لَاَلَّهُ يَتْسَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. Bilmez ki kendine dua mı ediyor yoksa sövüyor mu? Yani dua mı ediyor, bir şey mi söylüyor? O kadar bitkin, ne yapmasın diyor Efendimiz Aleyhisselam? Bilmeyerek bu duruma düşmesin. O halde kendisindeki bu yorgunluk ya da uyku hali gidinceye kadar biraz istirahat etsin. Dinç bir haldeyken Kur'an veya namaz veya diğer işleri de buna kıyas ederek yapılsın. Mekke fethi Ramazan ayında olmuştu. Efendimiz oruçlarınızı açın diyordu. Sahabenin kimisi açmak istemedi, güçlüyüm ben dedi. Kimisi de işte farklı düşündü, açtı. Efendimiz yüksek bir yere çıktı, suyu aldı, içti. Bakın ben orucu bıraktım, siz de bırakın. Yolculuk sıcak ve Mekke fethine gidiyor. Fakat bazıları yine açmadılar. Sonra Efendimiz buyurdu ki bugün orucunu açanlar, yani bozan diyelim tabiri caizse, bozmak değil aslında, Efendimiz tut dedi tutarız, bırak dedi bırakırız da. O orucu bırakanlar tutanlardan daha çok sevap aldılar buyurdu. Neden? Çünkü onlar oruç tutanları da taşımış, yükünü de taşımış. Çünkü öbürler çok bitkin olduğu için Efendimiz böyle söylüyor. Buradan bakıldığında mesela şöyle bir hadis-i şerif var. İbn Abbas'tan beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu idâ huve bir racunun gâyi. Efendimiz insanlara böyle vaaz ediyor. Tabi o zaman böyle mükemmel camiler yok. Gölgelik gibi var ama birisi dışarıda güneşte öyle dikiliyor bir adam. Fese'ele an. Orada ne yapıyor o adam? Niye duruyor diye sordu. Demek Efendimiz cemaati de takip ediyor. Hani beni dinleyen, dinliyor, dinlemeyen her tarafa bakıyor. Dediler ki فَقَالُوا اَبُوا İsrail, adamın adı Ebu İsrail, اَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدْ. Bu adam güneşte durmayı ve oturmamayı, وَلَا يَسْتَضِلَّ وَلَا يَتَكَلَّ, gölgelenmemeyi ve konuşmamayı, وَيَسُوْ ve oruç tutmayı aradı. Sevap olsun diye demiş ki, ben bir oruç tutayım, hem güneşte durayım, hem de konuşmayayım. Yanlış konuşurum, oruç zedelenir. Güneşte durunca çok pişerim, çok susarım, sevap artar. Öyle düşünmüş adam. Efendimiz fekalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem muruhu, söyleyin ona fel yetekellem, konuşsun vel yestadille, gölgelensin vel yutimme salme, orucunda tamamlasın. Yani böyle zorlaştırarak bu işi yapmasın. Hani ben güneşte durursam daha çok sahaya, gölgede dursun. Güzel şeyleri de konuşsun ama orucunu da tamamlasın. Böyle bir dinle biz gönderilmedik buyurmaktadır. O zaman burada şu var. Aslında bu Amener Resulü diye okuduğumuz son iki ayet. مَنْ قَرَى بِالْآيَتَيْنِ مِنْ اَخْرِ سُورَةِ الْبَقَرَى فِي لَيْلَ كَفَتَاهُ. Kim bu iki ayeti okursa ona kifayet eder, yeter buyururken Amener Resulü birçok noktadan anlatabilir ama iki cümleyi de söylersek iki ayeti
iman konularıyla duayı içeren bir hususiyet arz eder. İmanın tazelenmesi, sonra da duanın için anlatılmasıdır. Arada ne vardır? İşte la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah gücünüzün yetmeyeceğini size yüklemez diye ayet devam etmektedir. Şimdi böyle olunca buradan şu hususu beyan etmek lazım. Düşündüm bu dersi nereden başlayalım, nasıl anlatalım diye. Üç tane ayeti başa koyayım dedim. Hani bu neyi? Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. 286 değil mi ayet-i kerime numarası son ayet? Cenab-ı Hak buyuruyor ki yaptıklarınız burada efendim kazandığınız iyilik kendi yararınıza, yaptığınız kötülük de kendi zararınızadır. Lehimize ve aleyhimize şey anlatıyor burada. Şimdi üç tane ayeti temel alayım dedim. Doğru mu bilmiyorum. Başka türlü de anlatılır. Birincisi Sure-i Nur'un 108. ayetinde فَمَنِكْ تَدَى فَاِنَّمَا يَهْدِد۪ي نَفْسِ وَمَنْ ظَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Kim hidayete giderse, tabi olursa, kabul ederse, sebat derse kendisi için. Kim de şaşırırsa kendi aleyhine. Buradan başlayalım. Hidayet dinin temeli. O zaman burada şu var. Bizim Müslüman olmamız bir başkasına çaka satmak ya da onun bizim havamızı çekmesi ya da efendim bize teşekkür etmesi için değil. Yaptığımız iman kabulü bize aittir. يَمُنُّونَ عَلَيْكَنْ اَسْنَمُونَ Miras suresinde. Müslüman oldukları için peygamberimize minnet yüklemeye çalışanlar var. Sakın böyle yapmayın diyor. Yani ne imam cemaata ne cemaat imama minnet yükleyemez. Herkes görevini yapacak. Öyle değil mi? Kendimiz için bunlar. Yoksa bir başkası için yapılan şeyden sevap olur mu? Bu bir, hidayet. İkinci bir ayet şunu aldım. Nemir suresi, yanılmıyorsam 40. ayet. Men amile salihan feli nefsi ve men esse'e fe aleyha. Kim güzel bir amel yaparsa, iş, ibadet, hayat, insanlık kendisi için, kötülük de yaparsa o da kendisi için. Ama biz başkasına yaptık zannediyoruz, olsun sevap kendimize. Ama biz kötülüğü başkasına yaptık zannediyoruz, olsun kendimize. Onun için Hazreti Ali, ben hiçbir insanlara iyilik ve kötülükte bulunmadım demiş. Hemen demişler, olur mu? Falan savaşta, falan cömertlikte, falan ilimde. Olsun iyilikler hep kendime, kötülükler de kendime dedi. Şimdi adam kendi nefsi sevdiği için çalışır ama çocuklarına istemiyor. Sizin için çalışıyorum, geceni gündüzüme verdim. Öyle değil mi? Devlet, millet, ümmet böyle bir söz değil. Halbuki sizin için çalışıyorsan onlardan ya alkış, ya dua, ya takdir alırsın. Allah için çalışırsan sevap ve zevkin başka olur. Niye? Kurumlar değişir. Amirler değişir. Sistemler değişir. Allah için çalışırsan zevk alırsın. Öyle değil mi? Her görevin zorluğu yok mu? İmamlığın da vardır, öğretmenliğin de vardır, işçiliğin de. Allah için yaparsanız kolaylık gelir ruhunuza, gönlünüze. Amir, memur için yaparsanız, onlar yapmıyor, ben mi yapacağım diye, memleketi ben mi kurtaracağım diye vazgeçersiniz. Rabbim Allah için yapmayı nasip etsin. İkinci bu. Birinci hidayet, ikincisi amel. Üçüncü de şunu seçmeye çalıştım. Yine Kur'an-ı Kerim'de. Özür dilerim, demin okuduğum ayet yazanlar için Fussilet suresi 46'ymış. Men amile salihan, ameli güzel işleyen kendi için. İkincisi Nemli 40. ayeti. Ve men şekere fe innema yeşkuru li nefsi ve men kefere fe inne rabbi ganiyyun kerim. Bunlar benzerleri çok Kur'an'da, birer tane örnekte kaldım. Kim şükrederse kendisi için, şükrün gereğini yerine getirirse kendisi için, kim de nankörlük ederse Allah'ın ona ihtiyacı yok. Allah kerimdir, yücedir, hamde layıktır ayetti. Ve men yeşkuru fe innema yeşkuru li nefsi. Lokman suresinde de var, başka yerde de. Yani bir insan bir nimetin karşılığını layıkıyla kullanıyor, hamd ediyor, gereğini yerine getiriyor. Başkasına minnet yüklemeye gerek yok. Niye? Kendin için yapıyorsun diyor Cenab-ı Hak. O zaman üçü ayırdık mı? Bir, hidayet kendiniz için, dalalet de kendiniz için. Ameli salih kendiniz için, ameli fasık kendiniz için. Şükür kendiniz için, nankörlük kendiniz için. Başkası için değil. Biz başkasına bakarak yaşarsak
Onlar bizim ya Rabbimiz oluyor ya da biz onların Rabbiymiş gibi davranıyoruz. Eğer o güçlüyse onun için yapıyoruz. Haşa ilahlığa çıkarıyor. Ona bir değer vermezsek kendimizi ilahlığa çıkarıyoruz. Ama Rabbimiz için ve sonucu bana aittir dersek o zaman Allah'ın bu ibadetlere ihtiyacı yok cemaat Müslüman. Bizim cihad etmemize, namaz kılmamıza, oruç tutmamıza, sadaka vermemize Allah'ın kudret ve kuvvetine katacağımız hiçbir şey yok. Hepsi bizim için. Helaller bizim için, haramlar bizim için, farzlar, sünnetler bizim için. Allah için o ibadeti niyet olarak yapıyoruz. Ama Allah'a bir katkıda bulunmuyoruz. Yapmasak ne olur? Hiçbir şey eksilir mi Allah'ın kudretinden? Eksilmez. Yaparsak artırabilir miyiz, artırmayız? Artıracağımız ve eksilteceğimiz kendi insanlık değerimiz, kulluk mükafatımız veya cezamızdır. O halde buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere böyle bakınca burada şunu görüyoruz. Bunun bir hatırası da var. Onu da mı anlatsam? Birkaç anlatmışımdır. Bir gün anlatayım mı onun hatırasını kısaca? Böyle Sezginler Kur'an kursunda 200'e yakın yatılı öğrenci aldık. Kız çocuğu ilkokula gidiyorlar, küçük. Onlara Kur'an-ı Kerim meali nasıl kullanılır, mealde ayet nasıl bulunur onu anlatacağım. Yani böyle Arapçası anladık da, Arapça, Türkçeli bir meal alsa, işte Nemil suresi 40. ayet açıyorsun, ilkokul 4'e giden çocuk, SBS bilmem neden 450 puan alıyor, bizim buradan bir tane sureyi bulamıyor. Bunun kabahati da bizim. Böyle anlatıyorum, dedim ki, Kur'an-ı Kerim 114 suredir, içinde de ayetler vardır, birden 114'e kadar sureler vardır dedim. İşte içinde de ayetler vardır, şu kadar cüzdür. Anladık dedim, anladık dedim. Örnek etmede de ayet şey verdim böyle, biraz meal verdim birkaç kişiye. Bir tane öğrenciye sordum, 1 ile 114 arasında bana bir numara söyler misiniz dedim. Kaç dedim, 2 dedim. Hangi soru oluyor? İkinci soru hangisi? Bakarım. O da nereden başlıyor? İnnel lezine keferu'dan başlıyor. Yok, elif lamimden başlıyor. Biz bir elif lamime besmele çekiyoruz, bir de innel leziye çekenler var. Elhamdan sonra. Sonra içinden de bir ayet bulacağız. Kaç ayet Bakara suresi? 286 ayet. Dedim ki, birinci ayette 286. ayet arasında bir numara söyledi başka bir öğrenci. Gaye o ayeti bulacağız ama içimden de korkuyorum. Şimdi bir anlamayacaklar ayet çıkarsa. Neyse, kız çocuğunu bir de ki 233 dedim. Acaba ne çıkacak dedim. Bir açtım, çok sevdim. Ne biliyor musun? Kızın tam anlayacağı bir ayet çıktı. Vel validâtu yurdîne evlâdehunne havleyni kâmileyn limen erâde en yutim merhada. Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirsinler diyor. Onların annelerin yiyeceği, içeceği örfe uygun olarak kime aittir? O da babaya aittir diyor Allah-u Teala. Hiç kimseye de gücünün üstünde bir yük, sorumluluk yüklemedik diyor. Bak şimdi emzirmeyi anlatıyor ama anneyi bakmak, bebeği bakmak, nafakayı almak babaya aittir diyor. Yoksa 10.000 lira isterim ben senden. Ya adamın 10.000 lirası yok ki, zaten aldığı maaşı 2.000 lira. Allah diyor ki kimseye de gücünün yetmeyi. Nereden geldik biz bu ayeti? Niye bunu okuyorum? Neydi bugünkü bazın konusu? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مُسْتَحَا. Gücünün yetmeyeceğine Allah yüklemez. İşte örnek. Sonra ayet-i kerime, hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle de zarara uğratılmasın. Benim çocuğum var. Ne anne köleleştirilecek, ne baba sömürülecek. Tamam mı efendim? Öyle de bir şey yapmayın bir Cenab-ı. Sonra da buyuruyor ki, çocuk sütten ayrılacağı zaman onlar da istişare etsinler ne zaman ayrılacaksa, konuşarak ayırsınlar. Şimdi ayeti okudum ben. Dedim ki, anladınız mı dedim. Türkçesini buldular, okudu, anladık dediler. O zaman dedim, kız kardeşimde evde dedim, bir bebek var dedim. Bebek ağlamaya başlayınca bu ayeti okusanız bebek susar mı dedim. Şimdi çocuklar susmaz dese Kur'an'a yazık, susar dese aklına yazık. Kimi susar diyor, kimi susmaz diyor. Ama dedim ağlıyor dedim, bak ayette sütle ilgili dedim. Neyse karar verdik, susmadı. O zaman annen okusun dedim. Gene kafaları karıştı. En son dedik ki, anne ne yapacak? Çocuğu emzirecek. Şimdi anne ağlayan çocuğun yanında bunu 100 kere okusan sevabı olur mu? Bir kere emzirsen sevabı olur. Öyle değil mi? Ayet emzir çocuğu diyor. O kadar. Bu emzirmek o kadar önemli ki,
Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun gibi zalim ve çok zengin ve imkanlı bir saraya sahip olan adamın yuvasında Musa'ya başka süt emzirtmedi. Annesinin sütünü getirip emzirtti. Anne sütü bu kadar önemlidir. Emzirmeyen, çocuğunu emzirmeye mecbur değil. Başlıyorlar şimdi. Kocasını bakmaya mecbur değil. Ne mecbur? Koluna bir altın bilezik takıp işini, sanatını öğrensin, kocası onu atarsa geçinsin. Önce o atıyor kocasını, o ne olacak? İşe girip de kocasını boşayanlar var mı yok mu kadınlardan? Adamlar suçlu da bizim bu taraf suçlu değil mi? Din eğitimimiz bir dönem böyle saltalandı. Kocasını efendim bakmaya mecbur mu, çamaşıra mecbur mu, bunlarla lüzumsuz yılları ümmetin geçirdik gitti. Sonuç, çocuğa dedim ki, anlatırız dedim, annen emzirecek, tamam dedim. Ama bir çocuk elini kaldı. Hocam dedi, hiç tahmin etmiyordum Kur'an'da böyle şey yazacağını. Kur'an'da böyle şeyler mi yazıyor? Çocuğun hayalindeki Kur'an başka bir Kur'an. Cemaat bile böyle diyor, bırak demiyor mu, öyle değil mi? Kur'an'da bir bebeğin emzirilmesi ayet olacağını ben hiç tahmin etmiyordum. Ne bekliyordun? Bilmiyorum ama Kur'an'da böyle şeyler oluyor mu? Evet dedim, böyle şeyler. Kapı çalmayı bile Kur'an öğretiyor. Bir eve la tedhulu buyutan gayre buyutikum. Başkasının evine çat kapı girmeyin. Böyle anlatıyor. Elbiselerinizi çocuklarla varken çıkarmayın. Ya da yarısından sonra sabahtan önce, öğlenden sonra istirahattayken hiçbir çocuğun odasına girin, o kimsenin odasına girmeyin. Kur'an bunları anlatıyor. Ben tahmin etmiyorum. Şimdi bunu şunun için söyledik. Allah buyuruyor ki bakın bugün aile kavgaları, boşanma kavgaları, nafaka kavgaları veyahut da evli olduğu halde işte bir sürü çocuğuna, çocuğum için yıpranıyorum diye dilekte birbirinden bulunmalar oluyor. Her şeyi de söyleyemiyorum. Yani böyle söyleyince hocam diyor birisi, bir şey söyleyeceğim ama gürültü anlatma diyor. Müzevvit durumuna düşüyoruz. Ama örneklendirmek lazım. Kadın öyle demiş kocasına, sen beni bakmaya mecbursun demiş. Benim maaşımda ben araba alacağım demiş. Ha. Şimdi bana anlattı, hanım böyle söylüyordu. Ama para da yetmiyor, bir de kredi alacağım demiş. Bir de demiş ki bazı hocalar diyor ki böyle ev gibi, araba gibi zaruri olan şeylere de kredi olabilir diye de okudum demiş. Bak şimdi. Böyle dinledim. Abi en son lafı söyleyeyim, bu en son seni bırakacak gibi dedim. Bu delmez ama birden ağzından çıktı. Sen dikkat et dedim, bu en son senden vazgeçecek. Sen beni bakmaya mecbursun. Ben araba alacağım. O da demiş ki yani şimdi almayalım, sonra alalım. Benim de maaşım var, senin de. Olsun ben bakacağım, benim parama ne karışıyorsun sen? Öyle var mı? Adamın parası, ikimizin, benim param benim. Bu şeriata da uymuyor, tarikata da uymuyor, hakikata da uymuyor. Uyuyor mu? Uyuyor. Kadınlar kötü veya iyi anlamında değil. Bakış tarzları bozuldu. Şimdi, o zaman Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Gücünüzün yetmeyeceğini yüklemiyorum size diyor. Bir çocuk eğitimi konusunda. Anne başka istiyor, baba başka istiyor. O düğünü başka istiyor, bu başka istiyor. Sonra ne oluyor? Arada kavgalar çıkıyor. Halbuki bu çocuğun süt gününden başlayarak bunu ömrün yaşadığı müddetçe aynı düşünmemiz bir gerekçedir. Şimdi böyle olunca buradan şuraya geçeyim. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah dinde size güçlük kılmadı diyor. Allah dinde güçlük size getirmedi. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah kolaylık ister, zorluk istemez diyor. Yani Allah'ın tekliflerini değerlendirmek, yani değerlendirmek derken zor geliyor ya bize şimdi. Hayır, Allah böyle bir şey istemiyor. Fettekullah mesletatun, gücünüz yettiğince efendim sorumlu olun. Peki bu ayetle ilgili neler söylenmiş? Birkaç cümleyle söyleyelim. Diyor ki bir zat, fî kavlihi teâlâ ve imtübdü mâ fiyamçikum ebtukuhu yuhâzıkkum bi'illâh. Bu bir işte ayet var Ahmeder Resulü'nün. İçinizden bir şeyi geçirdiğinizde ve gizlediğinizde Allah size bunun hesabını soracak. İçinizden bir şey geçirdik. Sonra Allah bunun hesabını soracak. Bu sahabeyi çok korktuk. Yani içimizden geçenler bunu kritik. Ondan sonra genel ayet diyor bu iş açıkladı. Allah gücünüzün yetmeyeceği şeyden sizi sorumlu tutmaz. Hani gelir geçer, azim yok, karar yok, niyet yoksa bu onun biraz hafifletti ve bu ayet sahabeyi sevindirdi. Yoksa içimizden geçenlerden diye düşünürsek durumumuz kötüdür diye böyle beyan etmişler.
Şimdi burada gelelim ayet-i kerimeye tekrar. Ayet-i kerimede neha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bu ne anlama geliyor? Ona bir bakalım. Hemen toparlamaya çalışayım. Değerli müminler, kesb kelimesi salih işe, yani neha ma kesebet, kesebet lehinize, o mektesebet olan kısmı iktesebet aleyhine. Ne demek bu? Bir, kesb salih işler lehinize, iktisap ise fena olanlar aleyhinize demektir. Leha ma kesebet, iyi yaptığınız işler lehinize ve aleyha mektesebet, kötü yaptığınız işler aleyhinizedir. Oldu mu? Kendimizin aleyhine. Vatana, millete, çocuğa gözüküyor ama esas ahirete gittik mi faturayı biz ödetiyor. İki, kes kişinin yöneldiği uhrevi kazançlar. İktisam ise yöneldiği dünyevi kazançlar. Böyle de anlamışlar. Leha ma kesebe, ahiret için yaptığın işler, niyetler sana ve aleyha mektesebe, dünya için yapıp ettiklerin de sana aittir. Her ikisi de, sen hep dünya için yapıyorsun. Peki ahiret için ne yapıyorsun demezler mi? Üç, kes sözcüğü insanın yaptığı hayır fiil, başkasına menfaati getirmesi, nakletmesi, İktisap ise insanın kendisi için aldığı faydadır. Öyleyse leha ma kesebe, senin başkalarına ulaştırdığın iyilikler var ya senin için. Ben size iyilik yapıyorum aileme, topluma, millete, fakire, yoksula, cahile ama senin için. Haberin olsun, uzman yorulmaz adam. Bıkmaz, vazgeçmez. Ama ve aleyha mektesebe, bir de kendin yaptıkların var ya kendin için. Kendi kendine faydası sana. Onlar da senin için demişler. O zaman insanın başkası için yapıp ulaştırdığı faydadan dolayı kendisine de sevap var. Yani bu şunu anlatıyor. Hep kendime keser gibi yontarım değil. Başkaları için ne yapabiliyorsun? O da senin lehinedir diyor. Hani sadaka verir, yoksa yardım et veya öğret, yükünü taşı veya güzel kelime kullan veya zarar vermekten kaçın deniyor ya hadis-i şerifte. Müslüman burada şu var. Mümin başkaları için de yaptıklarının lehine olduğunu unutmayarak o işten de tembellik etmeyecektir. Bunun için denmiş ki dünyayı arzulayan, isteyen ya da tercih eden kendini musibetlere hazırlasın. Yani dünyayı istedin mi de dünyanın da sıkıntıları vardır diye bu da böyle beyan edilmiştir. Şimdi böyle olunca burada bir ayet-i kerime var. Onu bir bulalım. Buradaki ayet bu konuyu biraz daha bize farklı anlatacak. Bu iktesebe kelimesi, kesebe kelimesi. Eve gidince biraz daha bakabilirsin. En'am suresi 70. وَذَلِ الَّذ۪ينَ اتَّقَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْبًا وَقَرَّتُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِي اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Bak burada bir kesebet var. Devam ediyoruz. لَيْسَ لَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيُّ وَلَا شَرِكَ لَهُ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُقْضَى مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Bir kesep bu da burada var aynı ayette. Bak neymiş bu kesep? Hani El-Kâsib-i Habibullah çalışan Allah'ın sevgilisi ya. Bakın dinlerini oyun ve eğlence edinenler ve dünya hayatı kendilerine aldatmış olanları bırak diyor. Dinini oyun eğlence yerine alıyor, ciddiye almıyor. Dünyada kendini aldatanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an ile öğüt ver. Aslında bu yetermiş bu salon. Bak bir daha okuyorum. وَذَكِّرْ بِي Kur'an'la öğüt ver. اَنْ تُبْسَلَ نَفْسُمْ بِمَا كَسَبَ Hiç kimse kesbettiği, kazandığı yüzünden mahrumiyete, ümitsizliğe sürüklenmiş. Uyar bu insanları Kur'an'da. Sizin bu kazandıklarınız sizi kurtarmayacak. Kazanılması gereken şey Kur'an ve sünnete göre olacak. Kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la uyar bu insanları. Devam ediyor. Yoksa ona Allah'tan başka bir ne dost vardır ne yardımcı vardır. Ve iddâdül güdle adil la yukad minhâ. Kurtuluşu için her türlü fidye ahçesi verse ahirette bu kabul edilmez. Şimdi tekrar ulaikellezine übsilû bimâ kesebû. İşte onlar kazandıkları yüzünden helaka sürüklenen kimseler. Gördün mü?
Leha ma kesebet ve aleyha me kesebet. O zaman kesbettiğimiz şey nedir? Onun üzerine düşünmek lazım. İnsan kâsip, Allah haliktir. İnsan talep ediyor, Allah yaratıyor. Diyor ki ayet-i kerime, kazandıkları yüzünden helak oldular onlar diyor. Gayetin sonu çok ağır. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu da bir azap vardır. O halde bugün dünya insanlarının kesbi, yani Müslümanların kesbi, iktisabı ne tarafıdır? Mahrumiyete mi götürüyor bizi, mükafatı mı götürüyor? Bu ayetin üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Bütün bunlara baktıktan sonra burada şunu da ifade edeyim. Sadece söyleyeceğim, uzatmayacağım bu kısmı. Hadid suresinin 27. ayetinde buyuruluyor ki Cenab-ı Hak ve rabbaniyetinikle de uha ma ketetna aleyhim lebtigar rıdvanillahi kemâ ra'uha hakkari ayetine. Eski ümmetleri anlatıyor. Biz onlara emretmediğimiz şeyi Allah'a yakınlık olsun diye kendilerine farz kıldılar. Dediler ki biz şöyle ibadet yapacağız. Böyle zahit olacağız. Böyle takva olacağız diye kararlar verdiler ama ona da riayet etmediler diyor Allah. Bize niye söylüyor bunu? Bak, Kur'an ve sünnetin düzgün yolundan gidin. Kendi kafanıza yeni bir şeyler icat eder. Sonra da onu söz haline getirir. Sonra da onu koruyamazsınız. Perişan olursunuz diyor. Öyle değil mi? Yani örneklendirince ona mı çattı, buna mı çattı, ona mı işaret etti gibi denmesin diye örneklendirme vermek istemiyorum. Ama ne oluyor? Bir dönem çok hızlı başladığımız hayat, bizim kendi uydurup iyi niyetle güya ortaya koyduğumuz din diye bağlandığımız değerler gevşiyor sonra. Ondan sonra bir bakıyoruz, ayet diyor ki bu sefer, ne oldu size diyor? Elem yedin lezina amenen takşa kulub li zikrillahi ve mâ nezere minel hak ve lâ yekunu kellezine uhdul kitabe fetâl aleyhimun emedü fekat etkuluyobun ve kezirun minun fâsıkun. Hadid suresi 15-16. Ayet olabilir. Ne oldu size diyor Allah? Eski ümmetlere benzediniz. Onların üzerinden zaman geçti, kalpleri katılaştı diyor. Hani siz çok takvaydınız böyle işte Kur'an kursunda, camide, okulda, vaazda, hayırda, oruçta, cihatta, şuurdaydınız. Ne oldu? Niye gevşediniz diyor. Öyle demiyor mu ayet? O zaman burada şu var. Din heyecanını din istikametinde tutmaya çalışmak lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz başkasının yanında dinimizi korumaya çalışırken onlar gördüğü için daha iyi koruyorsak yura'unen nas. Nerede geçiyor bu? Ra'yetellezî yücezzû insanlara gösterirler. Neyi? Ameli. Aslında öyle değil ama ne yapalım? Ben şimdi o hocaya yakışıyor mu diyecekler. Şimdi işim derdi. Geçen gün bir yere gittim. Hocam çay içer misiniz? Neyse hocam oruçludur dedi. İsrar etmeyelim. Dedim ki ahir zamanda böyle oldu. Ne oldu be? Eskiden dedim oruç tutarmış salih zatla. Cemaatin yanında da böyle anlaşılmasın diye dişini karıştırmış. Hani oruçlu olduğu bilinmesin diye. Şimdi de dedim oruç tutmuyor. Cemaat oruçlusundur diyor. Değilim desem statü bozulacak. Allah hepimiz ikini kabul etsin. Çaydan da olduk. Bir de yalandan oruç yüklendik. Evet, evet. Oruç falan yok galiba. Sen ne karışıyorsun oruçlu muyum bilmiyorum. Ama şimdi öyle bir hava var değil mi? Herkes birbirine gaz veriyor. Bunun bir usul niye böyle oldu? Çünkü biz birbirimize dindar gözüküyoruz. Hocanın biri sizi darıtmayayım. Yüzmeyi çok severmiş. Arabasında gezerken bir sahili görmüş. Bakmış ya böyle millet yüzüyor, canı da gitmiş. Ya kimse yok beni tanıyan demiş. Şimdi buraya girdim ne bilecekler hoca ya. Yani her yere de girilmez. Hani kalın bir gözlük takmış, başına da bir tane havlu koymuş, hemen çıkarmış üstünde, demek var biraz hazırlık. Almış su bidonunu, biraz su içecek, işte arada bir de yüzecek. Yürüyormuş, geçen selamünaleyküm hocam. Biraz sonra selamünaleyküm hocam, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Neyse, gitmiş yüzmüş, gelmiş suyunu içmiş, yüzmüş içmiş, dönüyor geri, selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam demiş. Nereden tanışıyoruz demiş. Ben seni tanımıyorum. Benim hacı oğlum nereden? Senin demiş bidonda zemzem geziyor demiş. Hoca zemzem bidonda suyu koymuş. Bakmıyor ki denizde yüzüyor ama millet zemzem okuyor. Ya hacı selam aleyküm diyor. Biz kendimizi gizlerken zemzem bidonu ele veriyor. Bir şey veriyor bize ele. Onun için yani Allah bizim halimizi ısrar etsin diye ne diyeyim bilmiyorum.
Şimdi böyle olunca, anlaştık mı efendim burada? Demek ki biz kendi kendimize bir kararlar alıyoruz. Böyle olacak, böyle olacak. Sonra yürümüyor. E yürümezse kardeşim. Niye? Allah bizim yürüteceğimiz kararları zaten bize bildirmiştir. Şimdi böyle olunca, buradan şu kısma geçeyim ve hemen tamamlayayım. Deniliyor ki, Allah'ın teklif ettiği hayırlar, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, Allah'ın nehyettiği şerler demektir. Hayırlar lehine, şerler aleyhine. Bunu ne zaman söylüyoruz? Her akşam. Leha ma kesebet. Bir de makamını okuyoruz böyle. Burada bir şey daha söyleyeyim. Amener Resulü böyle okunurken, tabi girerken yavaş sesle giriliyor. Diyor ki kıraat hocalarımız, sesin en yükseltileceği yer burasıdır. La yükellifullahu nefsen illa usaha. Rafu sav böyle. Hoca kuvvetli okur. Ondan sonra la makesebette de fena değil. Sonra sesini düşürecek diyor. Niye? Çünkü duaya geçiyor artık. Rabbena ey Rabbimiz. Biz şimdi kusur ettik, unuttuk, sen yükledin, yaparsın dedin ama biz bir insanlık bari yapamadık. Gel bize hesaba çekme diye. Gücümüzün üstünde yükleme ya Rabbi. Başlıyoruz yalvarmaya. Bunu da böylece ifade etmiş olduk. İkinci olarak iktisap gerek isabet etsin gerek etmesin. Mutlak anlamda tasarruf ve gayret göstermektir. Yani insanların ve neyse insan illa masa, insanın yaptığı kendi lehinedir. Yani kendisi için ne yapıyorsa onu görecek. O zaman bu ayet bizi aslında çalışmaya sevk ediyor değil mi? Allah dünyada nasıl çalışmamızı istiyor? Silah bakımından güçlü olun, veren el olun, alan el olmayın demiyor mu ayetler? Güçlü mümin, zayıf müminden hayırlıdır hadisi yok mu? O zaman bu leha makesefet, aleyha mektesefet okuduk mu biz ne yapmamız lazım? Kesip ve iktisadımızı bir gözden geçirmeli. Nasıl defterin hesabını iyi tüccarlar gözden geçiriyorsa, biz de bu ayet bizi çalışmaya, kesbe götürmesi gerekir. Bu kadar da ikna. Üçüncü olarak diyorlar ki kesip, kazandırmak manasına gelir. İki mef'ul alır. Yani filana mal kazandırdım diye. O halde iktisap bu manaya karşılık olarak dönüşümlü bir fiil alır ki başkasının kazandırmasıyla kazanmak demektir. Başkasını kazandırırsanız kazanırsınız. En az olsa bir başkasının hidayetine, İslam insanlık ahlakla tanışmasına vesile olan onun aldığı sevap eksilmeksizin ona da teşvik birimi verilir diyelim. Bugünkü anlamıyla değil mi? O zaman bir başkasını vaaza getirse, adam istifade ederse tamam işte ne güzel. Biz de bir başkasına başka bir şey yapabilirsek bu böyledir. O halde kesip hem kendisi hem de başkası için kazanıp aldığına iktisapsa sırf kendisi için istifade ettiğine denir. Bundan dolayı her kesip iktisap değildir, her iktisap kesiptir diye de kitaplar anlatır. Çok daha geniş anlamlar var, 4 taneye yakın mana vermişler ama bunlarla böyle geçmiş olayım. Şunu da diyorlar, leha ma kesebet hikmete işarettir. Hikmetli olan şeyler lehine ve aleyha mektesebet şehvet, dünya arzuları olan şey aleyhinedir. Demek ki böyle de yorumlamışlar bu ayeti kelimeleri. Burada başka notlar var, 4 tane yakın mana. Bunu geçiyorum. 2-3 dakikaya bitirmiş olayım. Şimdi buradan şuraya gelin. Bu kesb konusunu da isterseniz bir 3 mana da buradan verelim. Kesb nerede olur? Bir, kalpte olur demişler. Kesb var ya, leha ma kesebet. Kesbettiğimiz, kazandığımız, niyet ettiğimiz, gayret ettiğimiz, naklettiğimiz, menfaat haline getirdiğimiz şey nerede olur? Kalpte olur. Bakara Suresi 225. وَلَاكِنْ يُعَابِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Kalplerinizin kesbettiği, kazandığı şeyden sorumlusunuz diyor Allah. Bak gördünüz mü? Kalbimizin kesbi vardır. Şimdi buna da ders çalışmak lazım. Kalbimizin kesbi nasıl olur? Kalp neleri talep ediyor? O da neyi anlıyor? لَا يُعَابِدُكُمْ بِاللّٰهُ فِي اِمَانِكُمْ Yeminler konusunu anlatırken kalbinizin karar haline getirdiği şeylerden sorumlusunuz diyor. Bir şey söyleriz de bazen dil ucuyu da söyleriz, hadi onu diyor Allah muaf tuttum, hadi affettim ama diyor, sizin kalbiniz bu işi böyle yapıyor, ondan hesap vereceksiniz diyor. Kalbin kesbi. İkincisi, mal kazanmada kesin. Bakara 267, yeryüzün amı en tübbu min tayyibat ma kesaktım. Kesbettiğinizin temizlerinden verin, ey iman edin. Kazandığınızın temizinden verin. Bak gördük mü? Mal kazanımı da bir kesptir. Üçüncüsü ise
Araf suresi 39 Fezukul ezabe bima kuntum teksibun. O tek kazandığınız amellerin karşılığında azabı tadın. Demek ki ne oldu burada şimdi? Say ve ameller batıl olursa çalışma ve gayretler böyle olur. O zaman buradan şuraya gelelim. Araf suresinde bir ayet var. 42. ayet. Şimdi büyüdü bir tane bak. Vellezine amenu ve amelus salihat. İman eden ve ameli salih işleyenler. Oh, nereye? Cennete gideceğiz. Ama arada bir ayet var. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Şimdi iman amel dedi ki işte oraya. Hemen arada diyor ki Cenab-ı Hak. Biz kimseye gücünün yetmeyeceğini bilemeyiz. Yani çocuktan çocuk gibi, kadından kadın gibi, güçlüden güçlü gibi, fakirden fakir gibi, zenginden zengin gibi. Herkesten durumuna göre isteriz. Ulaike ashabu cennet. Onlar cennete girecek. Ama dikkat eder misin? İman eden ve amel-i salih işlerinden cennete girecek ayeti çok. Ama bu arada ne güzel, gücünüzün yettiğinizi biz sizden isteriz diyor. Sonra bunu da beğendikten sonra bir de teklifi mala yusak diye bir konu var. Nedir bu? Allah güç yedirilemeyecek şeyi emreder mi emretmez? Akaid kitaplarında var. Maturidi ne dedi? Eş'ari ne dedi? Selef ne dedi? Mutezile ne dedi? Detaya girmiyorum. Beni de aşar. Belki burayı da aşabilir vakit olarak. Şunu söyleyeyim. Maturidi diyor ki Allah'ın güç yedirilemeyecek bir şeyi insana yüklemesi caiz değildir. Yükleyebilir mi? Yükler ama olmayacaksa işte demiş ki Eş'ari yükleyebilir ama kul yapma aynı şey. Demek ki biz Maturidi inancında, yani Maturidi sistematiğinde Allah gücümüzün yetmeyeceğini bir şey yüklemez, tamam. Yapacağımız için bizim gücümüzü yükler. Bu da böyledir. O misali vereyim mi, vermeyeyim mi bilmiyorum. Deminden beri düşünüyorum. Sure-i Nisa'da olacak. Dünya malını arzu ederek böyle cariyeleri fuhşa zorlamayın diyor ayette, değil mi? وَلَا تُبْلِهُ فَتَيَادِكُمْ Ayet var. Ama zorlanırsa onlar, yani ellerinde bir şey yok ama zorlan kötülük yaptırılırsa Allah o zorlamalardan sonra onları affeder. Düşünebiliyor musunuz? O zorlayanları. Mesela Firavun'un karşısında iman edenler ne diyor Firavun'a? Sen bizi zorladın bu işe diyorlar. Allah bizi affetsin diyorlar. Zorlanarak. Onun için derler ki bir kadınla bir erkek zinaya zorlansa ceza var mıdır? Yoktur. Ama bazı alimler diyor ki erkeğe vardır da kadına yok. Çünkü erkek fail konumundadır. Zorlamayla da olsa onu yapma arzusu oluşmuşsa belki de sorumlu olur mu diye düşünmüşler. Bunun için mesela bir camı kır dediler, zorladılar, kırdık. Ama bir insanı öldür derlerse öldürebilir miyiz? Öldüremezsin diyor. Senin kadar o da muhterem diyor. Buradan bakılınca son olarak şunu söyleyelim. Şöyle baktım. Allah gücümüzün yetmeyeceğini yüklemez biliyor. Bir, oruçla ilgili kolaylıklar var mı? Hasta, misafir, yolcu var. Arka sayfada bir ayet var oruçla ilgili. Hemen onu da örnek vereyim. Bakın Allah-u Teala gücümüzün yetmeyeceğini yüklemez. Bizim işleri çok hafifletmiş aslında. Çok kolaylaştırmış. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Alimallah ellekum kuntum tahtanuna entusekum fetâbe aleykum ve afa ankum. Kadınlarla geceleyin beraber olmanız, evli olanların eşleriyle bir olmaların helaldir diye anlatıyor yukarıda. Sonra diyor ki Allah Ramazan gecesinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi. Hainlik edersiniz. Şimdi size yapmayın falan derim. Kalkar yaparsınız. Ben sizi biliyorum. Onun için ben size hafiflettim bu işi. Tevbenizi kabul ettim. Gece aile hayatı serbest diyor. İsteseydin gece de yasak der miydin? Oh, Allah kolaylaştırdı. Biliyorum ben sizi diyor. Tamam. Örnek olsun diyor. Abdestte su bulunmadığı zaman felem teşdiyum vâhe. Su yoksa teyemmüm diyor. Başka? Kefaret ödeyin. En ödeyeceğim. Köle. Başka? Fakiri yedirme. Giydirme. Oruç tutma. Öyle değil mi? Herkesin durumuna göre bir bakıyorsun. Adamın giydiği ayakkabıyla pantolona bakarsan sen 3 gün oruç tutarsın. Şöyle adama bir bakarsın adamın 2000 liralık elbise giyiyor. 1500 liralık da 2000 liralık da saat takıyor. Abi sen 10 tane fakiri giydir dersin ona. Niye? Ya sen giyiyorsun. Demek para var. Mesela talak-ı rüc'iden dönüş var. Bazı boşamalardan geri dönebiliriz. Mesela kolaylık. Başka birini zina ederken gördün. Kaç şahit lazım? 4. Ama aile birbirini gördü ne yapacak? Şimdi 4 tane şahit yoktu üstüne mi su içsin adam? Olmaz. Diyor ki Allah o zaman 4 kere yemin et. 5. de gazap ve lanet yeminini yap. Ya kabul eder ya boşanma olur.
Gördünüz mü? Kolaylaştırdı değil mi? Başkası zina ederse kural başka, aileden biri zina ederse karı koca için sözü kural başka. Niye? Aile işi başkasının işine benzemez. Rahmetli babam derdi ki, senin derdin deyince dudak bile kapanmaz derdi. Kapanıyor mu? Senin, açıktı. Benim deyince kapanıyor değil mi? Onun için benim derdi başkası. Bakın örnek, soru ve sadaka. Sahabe çok soru soruyor böyle. Hani hep böyle dedi. Bir hoca buldum, adam canı ister, istediği rüyadan başladı. Cenab-ı Hak diyor, soru soracağınız zaman sadaka verin diyor. Tak sorular kesilir. Sonra Allah buyuruyor ki korktunuz icâ nâceytumur Resulü fekattimu beyni deyin necvâhum sadaka ayet var. Tamam hafiflettim diyor ama terbiyeyi de alıyorlar. Başkan, ikrah anında söylenenlerin muafiyeti. Helal yiyecek bulunmadı. Haramdan helal bulununcaya kadar yiyin ama haramdan da hayatı sürdürüp durmayın diyor Kur'an diyor. Arayın, haddi aşmayın diyor. Başka, bütün bunlara bakınca Sûre-i Araf'ta peygamber insanların yüklerini ve üzerindeki ağır sorumluluklarını hafifletir. Ayet-i kerime var bakın böyle. Demek ki başka bir ayette Allah sizin yüklerinizi hafifletti, sizin zayıf olduğunuzu bilir buyuruyor. O halde Allah bizim zayıflığımızı da biliyor, ona göre söylüyor. Ve sonuç Hazreti Ayşe diyor ki peygamberimiz iki şeyden birini yapmak arasında serbest kalsa günah olmamak şartıyla en kolay olanı yapar. İki şey var, böyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Hangisi kolay? Bu. Günah mı? Değil. Hadi kolay olanı yapalım. Gördün mü? Dinin ölçüsü bu. Onun için لِيَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Sûre-i İbrahim. Yani bir Allah-u Teala kesbettiklerimizin karşılığını ödeyeceğini anlatıyor. Ödensin için böyle yaptı Allah. Buradan sonuç şu. Madem ki biz akşamları okuyoruz لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Bir kere Allah gücümüzün yetmeyeceğini bize yüklemez. Ama gücümüzün yettiğini de yetmiyor deyip demediğimizi de bilir. O halde herkes gücünün yettiği miktardan sorumludur. Makam, mevki, imkan, sağlık, sıhhat. Ama burada şu var, kesb ve iktisap şuurumuza da dikkat ederek bu hayatı tamamlamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Sözü uzattık. 57 dakika oldu, aklınız helal edin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.